Şehirde Sanat'ın yeni bölümünden herkese merhaba. İlk durağımız Salt Beyoğlu. Değişim yaratmak isteyen ve küresel sorunlara dikkat çeken herkesin birer kahraman olduğu Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'ndeyiz. Merhabalar, Pınar Öncel. Ben Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali organizasyon ekibindeyim. 11 yıldır bu festivali gerçekleştiriyoruz. Gönüllü yaptığımız bir çalışma bizim bu ve festival ücretsiz. Yıllardır birçok gönüllünün ve destekçinin desteğiyle devam ediyoruz. Bizler aynı zamanda sürdürülebilir kanında çalışan profesyonelleriz ve toplumda bu konuda farkındalık artırmak ve özellikle bu konuya ilgi duyan insanların harekete geçmesini sağlamak amacıyla ilham verici belgeselleri kullandığımız bir festival. Biz aynı zamanda sürdürülebilir kanında çalıştığımız için bu konuyla ilgili bütün dünyada olup biten her şeyi tarıyoruz. Amacımız insanların küresel sorunlarla karşı karşıya kaldıklarında kendini güçsüz hissetmeyecekleri şekilde örnekleri onlara sunmak. Geniş bir kaynaktan normal bir film festivali gibi başvurular alarak değil, bizzat kendimiz araştırarak kendi kriterlerimiz doğrultusunda belgeselleri buluyoruz. Yani 200'e yakın, kimi zaman 300'e yakın film arasından seçiyoruz. 25-30 arasında belgesel, kısa ve uzun metrajlı. Kendimize göre kriterlerimiz var. Özellikle sürdürülebilirlik konusunda olduğu için festival bakış açısının da bütüncül olması gerekiyor. Sistemik etkileşimleri göz önünde serebiliyor olması, dar bir bakış açısına sahip olmaması lazım. Birlikte çalıştığımız festivaller yok. Birçok tabii ki özellikle ekoloji veya çevre filmleri festivali bulunmakta. Ancak biz biraz daha geniş bir perspektiften, daha bütüncül bir bakış açısıyla bakıyoruz. Sürdürülebilir yaşam özellikle vurgu yaptığımız bir kavram bizim. Sürdürülebilirlik de demiyoruz çünkü asıl olan yaşamın sürdürülebilirliği. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 22-25 Kasım İstanbul. Salonlar Fransız Kültür Merkezi ve Salt Beyoğlu. Cumartesi sahnelerini konu alan bir belgesel oyun niteliğindeki Küskün Yüreklerin Türküsünü izlemek için Tatavla sahnesindeyiz. Merhaba, adım Metin Balay. Tatavla Tiyatrosu'nda sahnelenen Küskün Yürekleri Türküsü adlı oyunun yazarı, yönetmeniyim. Bu oyunu ben 1996 yılında yazdım. O sıralarda Cumartesi sahnelerinin Galatasaray'daki eylemleri yeni başlamıştı. Ve kulakları çınlasın gazeteci Berat Günçıkan, o günlerde annelerle yaptığı röportajları Cumhuriyet Gazetesi'nde bir dizi yazı halinde yayınlamıştı. O dizi yazıları gazeteden keserek biriktirdim. Ve hemen akabinde de, yani Ağustos ayı içerisinde de derhal bunu bir yazmaya başladım. Hızla da yazıp bitirdim bir iki ay içerisinde. Oyunu prova ettik, sahneye çıkmaya hazır hale getirdik fakat Türkiye'nin genel konjonktürü o yıllarda bunu sahnelemeye o kadar elverişli değildi. Daha sert ve haşin koşullar vardı. O yüzden de sahnelenemeden kaldı. İlk temsilde cumartesi annelerinden, cumartesi insanlarından bir kısmı da hazır bulundular. Yani hepimiz için çok derin izler bırakan bir deneyim olduğunu söyleyebilirim onların burada bulunmasının. Şimdi birazcık daha anlatırsam melodrama girecek bu. Melodrama girmeden o yüzden bundan söz etmeyeyim ama çok derin ve çok önemli, çok anlamlı bir gün oldu bizim için. Zannediyorum onlar için de öyle oldu. Burada oyundan sonraki konuşmalarımızda
Bu işi seyretmenin onlar için çok zor olduğunu ama aynı zamanda da dile gelmiş olmasının onları çok mutlu ettiğini, çok sevindirdiğini anladığımı söyleyebilirim. Bir tarafı da, en önemli tarafı tabii, oyun belgesel, belgelere dayanıyor. Kişiler gerçek isimleriyle var ve bu insanlar yaşadılar. Bunu tattırmaya çalışıyoruz seyirciye. Bu insanlar yaşadılar. Bunlar etleriyle ve kemikleriyle vardılar. Fakat sonra birdenbire yok oldular. Üzerinde durduğumuz nokta bu kayıp yakınlarının yaşadığı o acıya, o sadece acı demek bile yetmiyor buna. Bu çok olağanüstü büyük bir duygu yoğunluğu içeren bir şey. Buna ses olmak istedik. İnsanı bir mezarı oldu diye mutlu eden bir yapılanma bu. Düşünün, yani bir mezara sahip oldunuz diye sevinmeniz gerektiğini düşünebilirsiniz. Bu işte, biz bunları seyirciyle bir araya getirmeye çalıştık. Hikmet Barutçugil ile sanatı ve kurduğu Ebru Evi hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. İsmim Hikmet Barutçugil. 1973 yılında Güzel Sanatlar Akademisi'nde tekstil eğitimine başladım. Aynı yıl tanıştığım, talebesi olduğum yazı hocam, rahmetli Emin Barı'nın teşvikiyle Ebru sanatını keşfettim. Ve bu ustalar Ebru'yu çok özel amaçlarla kullanmışlar. Önemli yazışmalarda, zemin gibi, devlet belgelerinde, sözleşmelerde, evlilik akitlerinde, satış şeylerinde, evraklarında kullandıkları için biraz sır olarak kalmış. Onun sebebi de üzerinde değişiklik yapılma ihtimalini ortadan kaldırmak için. Çok güzel bir kullanım alanıymış aslında. Aynı zamanda bu sanat kitap sanatlarında da. Kapak olarak, yan kağıt olarak, yan kağıt kitabı kapağa bağlayan sayfa. İlk açtığınızda rengarenk bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Doğal olarak o kitaba duyduğunuz sevgi, muhabbet farklı oluyor. Ama çok gelişmemiş çünkü belli kalıplar içinde. Fazla da tekamül etmeden, gelişmeden bugüne kadar gelmiş. İlk gördüğüm anda bu sanatın içinde büyük bir dinamizmin saklı olduğunu hep hayal ettim. Deneme yanılma yoluyla eski Ebru'ların nasıl yapıldığını ararken yepyeni Ebru'lar ortaya çıktı. Daha sonra bu bilgilerimi paylaşmaya başladım. 1608'de adamın biri 2,5 sayfalık bilgi yazmış. Tertibi Risale-i Ebri diye. Ebru'nun nasıl yapıldığı ile ilgili kısa bilgiler vermiş. Ben onun çok daha gelişmiş olanına hazırlayarak bir ders kitabı gibi yaptım. Bu Ebru'nun yayılmasında büyük bir, önemli bir sebep oldu. Daha sonra bu kitabım İngilizce, Almanca, Boşnakça'ya çevrildi. Şimdi Rusça'ya çevriliyor. Bu da Ebru'nun yayılmasında önemli bir etken oldu. İnanıyorum ki bilgi paylaştıkça bereketleniyor.
when people come from different cultures, so eventually in the house you can meet Wagner music near Umm Kulthum, Egyptian music, and at the same time modern music like trip hop, Massive Attack, Tricky, Bjork, Radiohead, the music that I heard when I was young in the 90s. For me, at the beginning, I didn't see the differences. I saw everything together. I have a family in France, in the same time family in Jaffa, in very popular place. And I met very different culture, but only when I became more mature, I understood it's really different thing. And there are some people who know only this, and some people who know only this point of view in life. And it's true that it's quite rare to really know the mix of different extreme lifestyles. But I think today with YouTube and internet, we start to see more different way of life. I think in the modern life, my grandmother until today, she's quite a big news, because for me it's like talking with the last 2000 century, because she came from a life where there is no electricity and she's analphabet. So this extremity between my life and her life, and we are so close, we still in the same room, we talk the same language, and we are very close. I love her, she loved me. I grew up also at my grandmother a lot. She was very young, she had the power to grow me up. So my parents was young also, so they got out a lot. And it's interesting, this relationship, to learn how she sees life and how I see life. And I think there is also some bad things in modern life, that the result for these bad things I can find in the primitive lifestyle sometimes. So I try to take the best from here, and to create a new lifestyle. Filmlerine kostüm kiralayan Bay Retro'dayız. İkinci el ve retro sevenler için çok eğlenceli bir yer. Önce Neşet Ertaş ve Tuncay Kürtes tarafından kuruldu burası. Devamında da Hakan Vardar yürütücülüğünde devam ediyor hala. Hala başımızda. Burası aslında kostüm mağazası ikinci elden ziyade ve Avrupa'nın en büyük kostüm mağazası. Burada insanlar kostüm kiralıyorlar genelde. Televizyon dizilerine, film çekimlerine, tiyatrolara, özellikle partilere, dönem partilerine kostüm kiralıyoruz daha çok. Bunun yanı sıra 70'li yıllara ait, 70'li, 80'li, 90'lı yıllara ait kıyafetler bulabiliyorsunuz. Ama onun dışında da 1800'lü yıllara ait de kıyafetlerimiz mevcut. Satın almak isteyenler de oluyor tabii ki, çünkü her yerde bulunan şeyler değil ve en büyük özelliği de zaten orijinal, o yıllardan kalan ürünler olması zaten. Yeni yapım çok fazla yok elimizde. Bizdekiler genelde o yıllara ait olan kıyafetler. 20 yıllık bir birikim burada gördüğünüz her ürün. Dünyanın dört bir tarafından toparlanan ürünler bunlar. Sadece insanların getirip bıraktığı ya da getirip
burada kalsın diye bıraktıkları şeyler değil. Aslında bizim biraz da emeğimiz söz konusu burada. Özellikle Hakan Bey'in emeği söz konusu. O özellikle toparlıyor dünyanın dört bir tarafından, işte Almanya'dan, Kanada'dan. Buranın en büyük özelliği 3000 metrekare bir yer burası ve 8 ayrı odası var. Ve her odada başka bir konsept var. İşte arkada gördüğünüz yerde bir Osmanlı odamız var. Orada sadece orijinal geleneksel kıyafetler ve Osmanlı kıyafetleri mevcut. Bir odamızda sadece asker kıyafetleri mevcut. Bir odamızda sadece 80'lere ait dönemimiz var. Bir odamızda sadece kostüm odamız var gibi. Ve bir o kadar da eğlenceli bir şehirde sanat bölümünün sonuna geldik. Sosyal medyadan bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.